bu girişi tekrardan sizlere yaptıran ve burada tekrar beni oturtturan ve sizlerin karşısına sapa sağlam diken Allah'ıma şükürler olsun. İki haftayı aşkın süreden beri sizlerin karşısına videolarla ve içeriklerimle gelemiyorum. Bilenleriniz vardır ama bilmeyenleriniz büyük ihtimalle daha çoğunluktadır. Korona oldum. En son bir yayın yapmıştık kardeşlerim hatırlarsanız ve orada böyle hafif bir öksürükle başlamıştı. Hatta size demiştim ki ben korona olabilirim. Discord'da da bütün ekibede demiştim kesin ben koronayım kardeşim. Zaten o öksürükten sonra kendime hemen bir e, dikkate aldım ve dikkat etmeye başladım. E zaten o günden itibaren hiç video gelmedi. En son Apex Legends videosu atmıştık. Onun öncesinde bir yayın yapmıştık ama ilk defa bu kadar uzun süreden beri kanalda e, aktif değildim. Mutlaka kanalımızı takip eden siz değerli abilerimiz, ablalarımız, küçük kardeşlerimizden de koronayı yakalanan vardır. Karantina sürecinde olup iyileşenleriniz mutlaka zaten vardır. Ama bendeniz Fatih kardeşiniz nasıl geçirdi, ne oldu? Çünkü biliyorsunuz koronanın belli aşamaları var. İşte ayakta geçiren var, taşıyıcı olup da hiç semptom göstermeyen kişiler oluyor. Zaten onlar en sıkıntı olanları. Ve daha çok gençler Çünkü birazcık daha bilinçlendirme videosu ben yapmak istiyorum. Başımdan neler geçti ben de anlatayım kardeşim. Hiç olmayanlar da çünkü bunu hem dikkat etsin hem de ne yapacaklarını bilsinler. Ee, o yüzden ağır geçirenler var. Allah göstermesin. Şu anda entübede olanlar var. Allah hepsine şifa versin inşallah. Şu korona belasından da tez zamanda kurtulmayı Allah bizlere nasip etsin kardeşlerim. O yüzden büyük bir sınav veriyor çünkü dünyaca. Ee, şunu söyleyelim. En son yayında biliyorsunuz bende bir öksürük olmaya başlamıştı. Orada zaten demiştim. Ve eve gittim. Hani ofisten çıktım eve gittim kardeşim. O günden sonra zaten daha ofise geri dönmedim yani. iki haftayı aştı daha da çok oldu. Çünkü bunun öncesi de var. Aslında zaten ben o zaman koronaymışım. Yani mantıkken yani. Ama ne yaptık biz? İşte bilinçli olma kardeşlerim bunu gerektiriyor. Ne yapacaksınız? Hani olabilirim mantığı. Bak test yaptırmadık PCR testi yapmadan. Olabilirim mantığında ben şu an koronayım gibi düşünüp öyle hareket etmemiz gerekiyor. Şimdi ben ne yaptım? Çıktım buradan eve gittim annem, abim, babam. Evde oturuyoruz değil mi? Ee, yani eve gittiğim zaman hepsi sağlam. E şimdi ben bilmiyorum korona olup olmadığımı anladın mı? Akşam bir de hani eve gittik. Ondan sonra ne oldu? Yarın bir baktım annemde de semptomlar belirmeye başladı. Ama onda daha ağır semptomlar belirmeye başladı. Bak ben eve gittim. Evdekilere, evdeki annemi bulaştırdım. Onunki benden daha ağır. Nüksetti. Şimdi Anlıyorsunuz. O yüzden ne oldu? Annem daha hasta oldu. İşte daha ağırlaşmaya başladı. Sıtma tuttu. Ateş oldu. Ve ondan sonra hani dedik böyle olmayacak. Artık tamam gidiyoruz yani. Çünkü ben öyle bir yapıdayım ki hani nezle gibi duruyor. Hani olmaya da bilir mantığı. Gittik dediler işte korona testi olmadan biz e, giriş yaptırmıyoruz. Korona testi olmaz. Yani, zaten olacağız. Annem oldu. işte e, o akşam. Anneminki haberi geldi pozitif çıktı. Pozitif çıkınca tabii ki de eve de geldiler. E ne oldu arkadaşlar otomatikman bütün aileye yaptılar. E bu sefer 15 dakika sonra abimden de bir baş ağrısı gelmeye başladı. Hadi buyur buradan yak. Ne pis ne melanet bir hastalık. Bu sefer abime de geçti. E şimdi babam da var evde. Babam 65 yaşın üstünde. İki kere aşı oldu. Babamınki negatif çıktı arkadaşlar. Babamın testi negatif. Bak evdeki bütün bireylerin pozitif çıktı. Babamınki negatif çıktı. Ve hemen ne yaptık? Babamı karantinaya aldık bu sefer. Hani ona şey olmasın. Attık bir köşeye adamı. O yüzden e, ilk 4 gün, ilk 4 veya 5 gün kardeşlerim aşırı zorlandım. Yani e, benim tat alma, kok alma işte bunlara hiçbir şey olmadı. Yani tat alabiliyordum, kok alabiliyordum ama inanılmaz değerli derecede ciğerlerimde sıkıntı vardı. Mesela nefes almanın ne kadar büyük nimet olduğunu öğrendim. Çünkü arkadaşlar şöyle. Mesela bir küçük bir nefes alırsınız değil mi burnunuzdan alırsınız bir küçük nefes aldığınız zaman şurama bıçak batıyor imkansız ve burada ağzımda o kadar bir duman kokusu var ki böyle duman metalimsi bir koku mesela camı açıyorsun camı açtığın zaman abi böyle bir oksijen çekeyim diyorsun değil mi hani ciğerlerime oksijen alayım diyorsun yok oksijenin o kokusunu dahi hissedemiyorsun full böyle duman pisli kokusu geliyor yatarken hani nefes yok 3-4 gün kardeşlerim birazcık zor nefes aldım. Yani bayağı biz ona ben dedim herhalde bu ciğerlere iniyor çünkü artık hani dedik bu böyle devam ederse acile gideceğiz. Yani mecburen çünkü pandemi hastaneleri var biliyorsunuz. Oralara gitmek zorundasınız. İnanılmaz bir şey. Annem daha beter geçirdi. Şu an aşırı yorgunluk oldu. 4 gün kalkamadık. Ama ciğerler kötüydü. Ha ben dördüncü, beşinci günden sonra sizi karşınıza gelebilir miydim? Gene gelemezdim. Çünkü e, ofis bu tarafta kardeşim. Ve çıkamadım. Karantinadaydım. 10 günlük bir karantina süreci e, geçirdim. E, şu an bir şey var mı? Şu an arkadaşlar iyileştik. Ayaklandım mesela şu an. Derinden nefesi çok rahat alabiliyorum. Bak derinden nefesi imkan... Bırakın derinden nefesi arkadaşlar. Hani küçük bir nefesi bile aşırı zor alıyordum. Çünkü bazılarında şöyle oluyor. Bazılarında tad alma, koku alma... E, duyusu gidiyor ama ciğerinde bir şey olmuyor. Sadece tad alma ve koku alma yok. Bizde tam tersiydi. Bizde tad alıyoruz, koku alıyoruz. İştah sıfır zaten. İştah sıfır arkadaşlar. Hiç kalkamıyor. Tank gibi oluyorsun ya. Hani şunu söyleyebiliyorsun. Bu grip değil yani. Grip gibi başka bir şey olduğunu, bir virüs, bambaşka bir hastalık olduğunu anlıyorsun. Çünkü nefes almak harbiden büyük değil mi? Alamıyorsun ya. Böyle yapıyorsun arkadaş. Şurada bitiyor nefes bak. Şuradan aşağısı yok. Yani ciğer yok. Ciğerler iptal. Ya çok kötüydü. İlk 4 gün baya kötü. Ondan sonra işte gel ilaç verdiler biliyorsunuz. İlaçları içtik vesaire. Bunları hep kullanın dediler. Kullandık. Hepsini düzenli bir şekilde kullandık. Ondan sonra bol bol C vitamini yedik. Portakalından tut, çekik suyundan, kivisinden, biberinden, sebze, ağır yemek zaten yiyemedi. Yiyemiyorsun. Vücut almıyor abi. Almıyor. Çok kötüydü. E, ne yaptım ben bu süreç içerisinde arkadaşlar? Yorumlarınızı okudum. Ondan sonra kanalları izledim. E, i̇şte Twitch'e baktım vesaire. ilk 5 gün tabii ki de arkadaşlar e, full dua ile falan geçirdik. Bir de Ramazan-ı Şerif ayını bulması benim için çok sıkıntı oldu. İşte orucuydu vesairesiydi bunları çok şey yapamadık. Yerine getiremedik ama e, Allah Allah'a şükürler olsun şu an iyiyiz. Ha şu an ne var? Şu an arkadaşlar koronadan sonra bir tık bir yorgunluk var. Yani vücudumda mesela şöyle bir spor yaparsınız ya böyle spordan çıkarsınız etkisi olursunuz. Öyle bir hali var şu an. Yani ama şu an sıkıntı yok. Ee, diğer bütün semptomlar bitti Yani şu an baş ağrım yok ee, Ne bileyim derinden nefes alabiliyorum Ciğerlerde sıkıntı yok ama ben tabii ki de gene doktora gideceğim Bir ciğer tomografi vesaire Bunları e, yaptıracağız o yüzden Bütün soran kardeşlerimiz Geçmiş olsun diye kardeşlerimiz Hepinizden Allah razı olsun bilmeyenler de vardı Onlardan da Allah razı olsun sağ olun var olun Şimdi ikinci bölüme geçeceğiz Şu an iyiyim Allah'ımıza bin şükürler olsun O yüzden benim size önereceğim ne Bakın Güzel bir örnek vereceğim sizlere ben koronavirüsteki bu sosyoloji anlamında bakıyorum insanlar anlamında neye benzetiyorum biliyor musunuz? Araba sürmeye benzetiyorum. Neden? Sen istediğin kadar usta şoför ol kardeşim. Otobanında git, şeridinde git, vitesini güzel at, hızını güzel yap. Karşındaki dallama, kusura bakmayın bir argo kelime kullanacağım, dallama. Eğer ehliyeti kasaptan almış, tamam mı? Trafik canavarıysa sen istediğin kadar istiyor. Allah korusun gelir sana Hırtonun biri çarpar. Korona da öyle işte. İstediğiniz kadar dikkat edin. İstediğiniz kadar maskeye, temizliğe hepsine önem verin ki ver, vereceğiz. Karşındaki adam uymuyorsa sen de naneyi yedin. Bu kadar net. Umarım anlamışsınızdır. Çünkü ben çok dikkat eden bir insanım. Evden eve gelen bir insanım. Temizliğimi full yapıyorum, maskemi full Bilmiyorum. Nereden bu? Fırında, markete girersin. Adam aksırır, tıksırır. Anlatabiliyor muyum? Yani bu. O yüzden biz insanlar olarak... Bilinçlenmedik. Bilinçlenmemeye de devam edeceğiz. Şu an bak hala karantina sürecindeyiz. Doğru mu? Tam kapanmadayız şu an. Allah esnaf abilerimize, kardeşlerimize, ablalarımıza yardım etsin. Harbiden onların işleri biraz zor. Kapanma sürecinde. Bizim tuzumuz kuru diyebilirsin. Oh oturduğun yerden para kazanıyor kardeşim diyebilirsin. Böyle. Yani ne yapayım? Bu yani ortam bu. Ama harbiden Allah herkese yardım etsin. Şimdi o yüzden ikinci bölüme geçiyoruz. İkinci bölüme geçiyoruz ve kanalımıza geçiyoruz şimdi. Kanalımızda ne yapacağız ve kanalımızda neler olacak. Şimdi ben bayağıdır video atmıyorum. Zaten bunu görüyorsun. Şöyle sağ tarafa alayım. Ee, ben yokken abonelikten çıkan çok kişi olmuş. Küfür edenler olmuş. İşte neredesin lan kanal bilmem ne 1000 Bin abone falan çıkmış kanalımızdan. Teşekkür ediyoruz. Giden gider. Gelen gelir. Bizim ailemiz buradadır kardeşim. En son e, işte Apex Legends atmıştık. Neymar falan devam edeceğiz. Olabildiğince stock rast videosu da iki tane atabildim. hiç kalkamıyordum çünkü yatıktan sıfır. zaten nefes almak imkansızdı. Ama kanalımızda artık oyun Fatih olarak V2 dönemine geçiyoruz. Şu an beni çok iyi dinler misin? Ben de kal ve beni çok iyi dinle kardeşim. şu an kanalda bambaşka bir serüvene geçiyoruz arkadaşlar. Farklı içeriklerin olduğu ve farklılıkların olduğu bir döneme geçiş yapacağız. O yüzden kanalımızda çıkanlar çıkmış sıkıntı yok. Ee, bu arada şu videomuz 1 milyon olmuş. Teşekkür ediyoruz herkese. Ee, ve ben şu an herkesten şunu rica ediyorum. Oyun Fatih kanalını yepyeni bir sayfa açıyoruz. Ve bu sayfayı sizlerle açacağız. Şu an beni izleyen şu dakikada herkesten beğeni bekliyorum kardeşim. Ve yorum bekliyorum. Beğeni mutlaka patlatalım arkadaşlar. 20 neden? Arkadaşlar şunu unutmayın. Kardeşlerim, canlarım, ciğerlerim, canım ailem beğeni atmanız ve yorum atmanız bana para kazandırmıyor. Yani siz bana gelip de şu videoma beğeni attığınız zaman ben aa bir dolar kazan, Böyle bir şey yok. Tamam mı? Yani YouTube'da böyle bir şey yok. Ve siz bakın siz beğeni ve yorum attığınız zaman ben para kazanmıyorum. Beğeni ve yorum attığınız zaman sizden de para alınmıyor. Bedava. Şimdi diyeceksiniz ki ulan beğeni yorum mu dileniyorsun? Evet. Benim siz değerli kardeşlerimden beğeni ve yorum almam kadar hak tabi olan bir şey var mı? O yüzden arkadaşlar tekrardan Oyun Fatihi'nin V2 dönemine geçişte. Herkezden beğeni bekliyorum şu an. Bu videoda rekor beğeni patlaması olsun. Rekor yorum olsun. İnsanlara bu kanalın ölmediğini ve kaldığını herkese gösterelim hep birlikte. Şu an bekliyorum kardeşim. Bekliyorum şu an. Hadi. At at tamam bekleriz sıkıntı yok. Ben beklerim. Hiç acelemiz yok. Bu arada Yeni kamera aldım. Belki bir tık fark edersiniz. Daha ince ayarlarını yapmadım. Şu an bir kamera aldım. Artık 1080p'de 60 Hz'de karşınıza bu kamerayla geleceğim. Bakın. 1080p ve 60 Hz'de artık bu kameradayım. Ve benden çift kamera çok isteniyordu. Bakın. Çift kamera çok çok isteniyordu. İşte klavyeni de çek Fatih kardeşim diyenleriniz vardı. Ve o yüzden sizler için gittim. Ee, paraya kıydım. Aha buyurun. Bu tarz istiyor musunuz? Şöyle küçültürüz mesela. Atıyorum. Ben bunu hani facecam de yaparım. Buradan oynarken aynı zamanda klavye falan bunu da görebilirsiniz. Böyle bir çift kamera mantığı da e, yaptım. Kardeşlerim haberiniz olsun. Selamlar. <laughs> evet. E, bugün böyle bir bilgilendirme videosu sizlere yapmak istedim. E, buradayız. Yaşıyoruz. Allah'ın izniyle. Bomba gibi devam edeceğiz serilerimize. Ve... Ee, yeni gelen kardeşlerimize, kanalımıza yeni katılanlar ve çıkanlar size de teşekkür ediyoruz. Sıkıntı yok. Bu aralar izlenmelerimizde düşüş var. Olabilir. Sınav dönemidir. Vesairedir. Veyahut da hiç izlemek de istemiyor olabilirsiniz. Ama farklı içeriklerle inşallah karşınızda olacağım. Arayıp soran bütün herkese çok teşekkür ediyorum. Ee, bu akşam sizlere bir oyun videosu atabilirim. Artık geri dönüşün. Sembolü olarak yapacağız. Kendinize çok dikkat edin. Kendinize, ailenize çok dikkat edin. Önemli olan gençler. Hep size sesleniyorum. İşte benim yaşıtım olanlar bizden küçük olan kardeşlerimiz daha çok kanalımızı takip ediyor. İşte 13-18 yaş aralığında. O yüzden çok çok dikkatli olun. 17.00'de her gün video gelecek. GTA 5 roleplay'e devam edeceğiz vesaire vesaire. Hepsini izleyin. Kanalımızı hep birlikte 1 milyona doğru ve 2 dönemimizde götürelim. Allah'a emanet olun. Sizleri çok seviyorum. Bunu unutmayın. Hayırlı bayramlarınız olsun inşallah.